Demişler ki bir atlet derin bir nefes alıyor ve 1,85 litre temiz havayı 21 santigrat derecede ve 754 milimetre civa basınç altında içine çekiyor. Atletin nefesinde kaç mol hava vardır? Kaç tane molekül vardır? Videoyu durdurup soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Hadi beraber bakalım. Bize ne verilmiş ve bizden ne istenmiş? Bize hacmi, sıcaklığı ve basıncı vermişler. Bizden mol sayısını istiyorlar. Şöyle yeşille göstereyim. Biliyorsunuz küçük n harfi mol sayısını gösteriyor. Basınç, sıcaklık, hacim ve mol sayısını birbiriyle ilişkilendiren bir formül biliyor muyuz? İdeal gaz yasası. Bu yasaya göre basınç çarpı hacim eşittir mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti. Yani R çarpı sıcaklık. Yani T Burada N hariç her değeri biliyoruz. O zaman N'yi bulabiliriz. R'yi nereden biliyoruz derseniz R bir sabit değer ve kullandığımız birimlere bağlı. Şu tablodan zaten hangi R'yi seçeceğimize bakacağız. Sınavlarda bu şekilde bir tablo verildiği zaman direkt olarak oradan bakabilirsiniz. Şimdi N'yi bulmamız lazım. Bunun için de her iki tarafı RT'ye bölelim. N eşittir basınç çarpı hacim bölü R çarpı T bu neye eşit olur? Basıncımız 754 mm civa. Burada bize ideal gaz sabitinin farklı versiyonlarını vermişler. Hiçbirinde milimetre civa yok ama aşağıda faydalı olabilecek bir bilgi var. Her 1 mm civa bir tora eşitmiş. Aslında çok çok detaya inersek bu değerler biraz farklı. Ama çok ileri seviye olmayan kimya derslerinde ve sınavlarında milimetre civayı tor olarak düşünebilirsiniz. O zaman sorudaki basıncı 754 tor olarak düşünebiliriz. Yazıyorum. 754 tor. Hacimle çarpmamız lazım. Burada hep hacim verilmiş. Biz muhtemelen şu versiyonu kullanırız. Bu versiyonda litre, tor, mol ve kelvin var. Hacimle yani 1,85 litre ile çarpalım. Bölü ideal gaz sabiti. Ki bizim kullanmak istediğimiz sabit buydu. Neden? Çünkü birimleri hep istediğimiz gibi. Aslında sıcaklık bize santigrat derece olarak verilmiş ama bunu Kelvin'e dönüştürmek kolay. Sıcaklık santigrat olarak her neyse Kelvin'i bulmak için buna 253 ekleyeceğiz. Çünkü şunların hiçbiri santigrat derece değil. Seçtiğimiz ideal gaz yasasını yazalım. 62,36 litre tor bölü mol çarpı Kelvin. Aslında mol üzeri eksi 1 ve Kelvin üzeri eksi 1 yazmışlar. Bu da zaten 1 bölü mol ve kelvin demek. Çarpı sıcaklık diyeceğiz. 21 santigrat derece kaç kelvin eder? 253 eklersek 294 kelvin eder. Birimlere bir bakalım. Litreler birbirini götürür. Torlar birbirini götürür. Kelvinler birbirini götürür. Elimizde 1 şey bölü bir şey bölü mol kaldı. Yani aslında mol pay kısmına çıkabilir. Hesap makinemizi çıkarıyorum. 754 çarpı 1,85 bölü 62,36 bölü 294. Sonuç buymuş. Anlamlı basamaklara bakalım. 3 burada, 3 burada, 3 burada, 4 de burada. Çarpıp bölerken en az olanı seçelim. Yani 3 anlamlı basamak. O zaman 0,0761 olacak. Ne eşittir? 0,0761 pardon eşit değil yaklaşık olarak çünkü yuvarlama yaptık. Burada 3 anlamlı basamak var. İşte atletin nefesindeki havadaki mol sayısı. Bir sonraki soruda molekül sayısı soruluyordu. 1 molün yaklaşık olarak 6,022 çarpı 10 üzeri 23 molekül ettiğini biliyoruz. O zaman bunu 6,022 çarpı 10 üzeri 23 ile çarpalım. 0,0761 mol çarpı 6,022 çarpı 10 üzeri 23 molekül bölü mol. Bunlar birbirini götürür. Elimizde molekül kalır. Az önce ulaştığımız uzun sonucu tekrar ekrana getiriyorum. Anlamlı basamaklara sonra bakarız. Hatırlayın, bu hesaplamalarda hep 3 anlamlı basamak olarak düşünmüştük. Evet, bunu çarpıyoruz. 6,022 dedim. Sonra EE'ye basıyorum ki bu da 10 üzeri demek. EE e 23 yani çarpı 10 üzeri 23. Sonuç bu çıktı. 3 anlamlı basamağı yuvarlarsak, çünkü burada öyle yapmıştık, 4,58 çarpı 10 üzeri 22 çıkar. Evet, 4,58 çarpı 10 üzeri 22 molekül.